Bu İslamcı hükümetimiz neden müfredat ve resmi tarih konusunda bir değişiklik yapamıyor? İsteyince ders kitaplarına 15 Temmuz'u ekleyen irade neden resmi tarih yalanlarına gelince 3 maymunu oynuyor? Bu müfredat tam anlamıyla ne zaman Kemalist metodolojiden çıkar da Muhammedi bir öğreti, İslami bir şuur vermek üzerine yol alır. Şimdi şöyle diyeyim, işi eskilerin tabiriyle biraz medreseye dökerek konuşayım. Hikmet açısından bu tarihsel misyon bugünkülerde değil. Hikmet ilahi, kendi ilahi planında Tarih TV'nin söylemiş olduğu bu nihai ve mükemmel vazifeyi bugünkü yöneticilere takdir etmemiş. Şimdi bu söylediğim hem bugünkü yönetime gereğinden fazla ve sonuçta İslam'a zarar verecek şekilde eleştiri getirmenin, saldırmanın yanlışlığını ifade ediyorum. Hem de bu konuyla ilgili bence hakikatin özünü ifade ediyorum yani. Hakikati ortaya koyacağız diye merhaba behey kör kadı fıkrasındaki duruma düşmüyoruz. Doğrucu davutluk etmiyoruz. Bediüzzaman'ın ifadesiyle her söylediğin hak olmalı ama her hakkı söylemek senin hakkın değildir prensibine riayet ediyoruz. Hakikati söylüyoruz ama saf saf kendi cephemize, kendi saflarımıza zarar vermekten de uzak duruyoruz. Yapmaya çalıştığım en azından budur. Birinci kısımdaki karşılaştırmalara, eleştirilere de katılırım. Evet, öyle yani. Ama bunlar için takdir edilmiş olan bu kadar demek ki. Şimdi bu bakış açısını siz de kabul ediyorsanız Allah'ın vermediğini de beklememek lazım. O da o insanlara zulmetmek olur. Yani şimdi mesela normal bir insan olarak, orta yaş grubunda normal bir insan olarak Allah benim güç potansiyelime, fıtratıma 1.000 kiloluk bir halteri kaldırma imkanı vermiş midir? Vermemiştir. 100 kiloluk bir halteri bile bana kaldırma fıtratı imkanı vermiş midir? Kaldıramam. Şimdi birisi gelse şakama silah dayayarak ölümle tehdit etse bile o 100 kiloyu kaldıramayacağıma göre benden birilerinin 100 kiloluk ağırlığı kaldırmamı beklemeleri bana zulmetmek olmaz mı? Evet olur. Çünkü Allah'ın vermediği şeyi bekliyor. İşte Tarih TV'nin ideal durumu kastederek bugünküler niçin bunu yapmıyor? Aynen katılıyorum. Ve çok da kızıyorum, çok da sinirleniyorum. Düşmana malzeme temin etmemek için de detaylarına girmiyorum. Benim burada sıralananlara ilave edeceğim, vereceğim başka somut örnekler de vardır. Onları söylemeyeceğim, yutkunacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır diyeceğim. Çünkü kol bizim kolumuz sonuçta. Kırık da olsa, zayıf da olsa bizim kolumuz. Onu gözetmek mecburiyetindeyiz. Ama işte meselenin özünü de gözden kaçırmayalım. Yani Allah vermemiş bu adamlara, bu kadar vermiş. Ki bu bile çok büyük şeydir. Ben 80'li yılların başlarında çiçeği burnunda daha yeni yetme delikanlı bir İslamcı iken kendi hayatım içerisinde tesettüre uygun subay göreceğime hiçbir şekilde ihtimal veremezdim. Hani demin vardı ya işte Abdülhamit Han'ın bir tanıdığının tanıdığının tanıdığı bir şey görmüş de oğluna yazmış da falan. Bizzat rüyamda görseydim, çok sadık mübarek bir rüyada, subay üniforması başında da başörtüsü, derdim ki bu şeytan aldatması herhalde yani beni boş yere gaza getirmek için böyle bir rüyayı şeytan buldu, sızdı, bana gösterdi falan. Bu insanlar bunu tahakkuk ettirdiler, gerçek yaptılar. O bakımdan biz el minneti lillahi veli resulihi diyelim. Bunlara da teşekkür edelim. Haramı helal, helali haram yapmadıkları müddetçe gücümüzü, desteğimizi özellikle Cumhurbaşkanı'nın arkasından eksik etmeyelim. Çünkü hangi gerekçeyle olursa olsun bizim gibi insanların ona küsüp onu desteksiz bırakması bir taraf kalmak değildir. Netanyahu'nun ve Biden'ın arkasında saf tutmak demektir. İnsi şeytanın arkasına geçmek demektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ama işte gerçeği de bir diğer taraftan görelim. Allah'ın vermediğini kullarından beklemeyelim, zulmetmeyelim onları. Bu ileride olacak inşallah. Burada sayılanların şu an belki düşünemediğimiz, hayal edemediğimiz fazlasıyla, mükemmeliyle bunlar ileride ve 100 sene ileride değil. Bunlar artık beşli onlu senelerle ölçülecek miktarlarla ileride. Çoğumuz göreceğiz.